şiddetle mücadele tüm dünyada olduğu gibi hepimizin üzerinde ittifak ettiğimiz bir şey. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte yürüttüğümüz, bakanlık olarak hassasiyetler üzerinde durduğumuz önemli bir konu. Herhangi bir suç söz konusu olduğunda suçun hak ettiği cezayı bulmasını sağlamak, kamu vicdanını rahatlatmak ve kamu güvenliğini tesis etmekle yükümlüyüz. Çalışmalarımız yalnızca kadınları değil, dezavantajlı bütün grupları kapsamaktadır. Toplumsal birliği sağlamak adına tam bir kenetlenmeye dayanışma bizim için vazgeçilmez bir hedeftir. Kendini ifade etmekte sorun yaşayan veya tüm grupları sağlayamayan kişilerin yaş, eğitim, cinsiyet fark etmeksizin insanlara, hatta doğaya ve canlılara yönelttiği bir tehdit olsun şiddet. Şiddetin tek bir biçimi yok. Fiziksel şiddetin yanında psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet de kişilere ve toplumların sağlığını tehdit ediyor. Altını çizerek bir daha söylemek isterim. Şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir mazereti, hiçbir vericisi olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle hepimiz şiddeti bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz. Şiddeti toplumumuzun damarlarından temizlemek için yalnızca bir alana yoğunlaşmak kalıcı bir çözüm getirmez. Şiddetin kökünü kurutmak hepimizin ek birliğiyle yürüteceği çalışmalara bağlıdır. Aile Bakanlığımızın koordinasyonunda hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Eylem Planı'nda tam olarak bu kapsayıcılıktadır. El ele verdiğimizde sadece kadınlara yönelik değil, her türlü şiddeti önlenebilir hale getirebiliriz.